Bunun gibi küçük heykellerin kendilerine özgü bir çekim güçleri vardır. Heykele daha yakından bakmanızı ve onunla ilgili olan şeylere hayranlık duyarak hayal etmenizi sağlarlar. Burada gördüğümüz üç erkekten oluşan grup, yaklaşık olarak M.Ö. 1340 yıllarına, Amarna dönemine aittir. Bu dönem, naturalizm ile ünlüdür ki bunu gevşek vücutlar ve jestlerde rahatlıkla görebiliyoruz. Ortadaki figür, kolunu yanında duran figürün boynuna dolayarak kendine doğru çekmekte, sanki onu korumaktadır. Ve diğer figürle el ele tutuşmaktadır. Bu, güzel bir el ele tutuşma. Figürlerden biri, diğerinin düz duran elini sıkıca kavramıştır. Buradaki yüzler birbirinden farklıdır. Soldaki figürün daha dolgun ve ağır bir ifadesi vardır. Hatta ağzının kenarları sarkıktır. Ortadaki figür ise daha rahat ve sakin görünmektedir. Ve küçük oğlan. Onun da küçük bir ağzı var. Daha sonra onlar kimdi ve nasıl kişilerdi diye sormaya başlıyor insan kendi kendine. Aslında bu heykelciklerin ev içi kullanımlar için, evlerdeki küçük tapınma yerleri için yapıldığını biliyoruz. Atalarına bağlılıklarını sunmak ve onlardan bu hayatta korunma istemek için. Sanırım bu heykelcikle bir süre vakit geçirdikten sonra bize ne olduğuyla ilgili bilgiyi sunan ortadaki figür. Onun sağında duran figür büyük ihtimalle saygın atalarından biridir. Başında süslü bir peruk, üstünde incelikli bir kıyafet ve elinde tuttuğu bir mendil var. Yan taraftan bakınca geniş bir adım attığı görülmektedir. Sağ taraftaki figürün ortada duran adamın küçük oğlu olduğunu düşünüyorum ve oğlunun atasına gösterdiği ihtimam sayesinde çoğalan nimet ve kutsamalardan yararlanmasını istemekte olduğunu hissediyorum. Bu heykelcik belki de önce ortada duran adamın evinde duruyordu ve daha sonra oğlunun ailesi tarafından muhafaza edilmişti. Elden ele dolaşarak zaman içinde farklı kimliklere bürünmüş olabilir. Bu anlattığımız sadece bir hikaye ama gerçek de buna benzemekte. Bu heykelcik tüm bu soruları bize soran büyüleyici bir eserdir. Onunla empati kuruyor ve onu anlamak istiyorsunuz. Bir şekilde bana eski aile fotoğraflarını hatırlatıyor. Onlara değer veririz ve onları bize fotoğraflardaki insanlar hakkında ipuçları sağlayacakmış gibi dikkatle inceleriz.